buraya koymuştum tekneyi ama bir geldim yok. Ya var. İki tane Suriyeli vardı makinede arası. Burada da mı Suriyeli? Çocuklar. Lanet olsun adamım. En çok parayı onlar veriyor. Ne yapacağım? 5000 dolar para alıyordum kelle başı ama hayır, çocuklar meşhur. Yalan oldu. Aynı böyle. Aynen. Oluyoruz da amına koyayım. Altan oluyoruz böyle. Yeni PSG'ye bakarız. Böyle amına şey oldu. Altan oluyoruz amına koyayım. Şöyle de saralım falan olayız. Arkadaşlar bugün sizlerle GTA 5 RP yapıyoruz. Daha doğrusu GTA 5 RP'mize kaldığımız yerden veriyoruz. İlk bölüm yayın kesitlerinden oluştu. Bu off stream bir kayıttır. Bilginiz olsun. Bugün böyle biraz takılacağız. Bugün biraz chill yapacağız. Yayındaki gibi biraz aksiyon vesaire değil. Biliyorsunuz bunu yeni aldık. Donate. Çünkü şehre geldiğimizde çok zorlanacağımızı bildiğimiz için biraz para kasacağız. Tabii o belli noktaları ben keseceğim gene. Montajda bilginiz olsun. RF'imizi devam edelim. Şu an sonra burada gece 4. Yaklaşık 50 kişi var. Bakalım nasıl olacak bu işler. Hemen pozumuzu bozalım. Hemen bir tane var orada. Gördüğünüz gibi Mercedes'imiz var. Gracias. Buyur kardeşim. Sabahtan beri boş sigarayla geziyorum lanet. Latin misin? Si evet. Az çok İspanyolcam vardır. Güzel güzel dünyanın en çok konuşulan dili adamım. En çok değil de ikincisi. Bana göre en çok. Benim çevremde herkes İspanyol. Öylece onunla bakarsın. Si evet. İngilizceyi de öyle çat pat. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sen muy çok harmonu bir adama... Çok venerable bir adama benziyorsun. Ne işle uğraşıyorsun? Birçok işle. Mesleğim mekanik. Ama birçok yan dallarımız var. Güzel güzel, ben de anlarım mekanikten. Genelde tekne. Ben tekneli. Sadece. Araba, motor, tarzı. Ben tekne tamiri yaparım ve tekne sürerim. İşim bu. Güzelmiş. Evet. Para var mı peki onda? Çok. Çok. Güzel. Biz kelle başı çalışıyoruz gelede. Ha, okey. Anladın sen beni, evet. Anladım. Bugün buraya koymuştum tekneyi ama bir geldim yok. Ya var. İki tane Suriyeli vardı makinede arası. Burada da mı Suriyeli? Lan. Chess'in mekanı. Gel gel bir şey olmaz gel. Hep çizildi ama olsun. Bir tık. 3-4 bin tane falan. Onun haricinde ne kadar verdi? 100 bin verdim. Fazla bile verdim yani. Aha. Abdullah. Evet. Neyim? İsterseniz sessiz bir yere geçelim. İyiyim sağ olun, siz nasılsınız? Şükür. İş güç. Çok iyi koşturmaca. Aynen. Söylüyorum patron. Şurada Skarkay var, o da yeni başvuru için gelmiş. Onu aileyi tanıttım, biraz da size tanıtayım. Tabii ki. İsminiz neydi?
Barış Koç. Barış. Şimdi evet. Barış Bey, bizim ailemiz beladan uzak. Genellikle sosyal, insanlarla tanışmayı hı-hı seven, başımıza bela açılmadığı sürece beladan uzak duran ama ailemize bir zarar verilecek herhangi bir tehlikede en sert tepkiyi gösteren bir ailedir. Asla para konusu konuşulmaz. Ailede patron vesaire her ne kadar hiyerarşik düzen olsa da tamamen abi kardeş ilişkisi vardır. Anladım. Az çok maille de bilgilendirmiştim hı-hı zaten size. Onun haricinde herkes herkese derdini rahat bir şekilde anlatabilir. Para konusu dediğim gibi asla sözü açılmaz elbet birinde olduğu için gözü kapalı bir şekilde para teslim edilir. Araçlar noktasında da buradaki gördüğünüz araçları herkesin zaten ailede kullanma yetkisi vardır. Benim kendi şahsim var zaten. Tabii evet. Yani o da örnek veriyorum, arıza olur bir şey olur kullanılamaz hali gelir yine buradan rahatlıkla bu araçları kullanabiliyorsunuz. Bizim için en önemli olan şey saygıdır. Yani tabii canım. Saygı çok önemlidir. Ha, küçük tatlı şakalar yapılır kendi aramızda. O da zaten şaka olduğu anlaşılır. Yani öyle seviyeli şaka şey diyelim. Tabii. Ya zaten ailenin yaş ortalaması da şehre göre epey yüksektir. Birbirini anlayan insanlar vardır. Hı-hı. Anlaşıldı şef. Onun haricinde dediğim gibi herhangi bir hususi sıkıntı yaşamadık şu ana kadar. Herkes de belki siz de duymuşsunuzdur bizim ailemizi. Över yani gittiğimiz mekanlarda da çok düzenli ve tertipli, saygılı bir aileniz var diye. Anladım. Durum bu şekilde. Tabii. Mantıklı, güzel. Tamam ya, benim sıkıntı yok. Bir de benim bir kardeşim var. Tabii. Yani dayım daha doğrusu da. gelecek o da. benim gibi. O bir tık daha benim biraz daha serseri versiyonum gibi ama genellikle şeydir. Saygılıdır. Sıkıntı çıkartmaz. Tatlı bir insandır. Yani şöyle, bizim için önemli olan her zaman dediğim gibi saygıdır. Tabii. Saygı noktasında kusur yoksa ve şunu da en önemlisi bizim için, dışarıya ailenin adını kirletecek bir leke bırakmadığı sürece bizde hiçbir sıkıntı yoktur. Yok. Sıkıntı olmaz. Durum bu şekilde. O zaman şöyle yapalım. Skype Bey de buradaydı. Barış Bey. Bir patronla da siz de görüşün. Ben tabii zaten onay verdiğimi söylerim patrona. Ondan sonra inşallah ailemize hoş gelmişsiniz deriz. İnşallah. Şimdi patronla bir görüşeyim. Nasıl gidecek? Geldim. Ben onları ayarlayacağım ya patron. Malların güvenliğini yani 200 tane arzık götüreceksiniz. 9 milyon liralık mal götüreceksiniz. Hiç sıkıntı yok. Kaybetmemeniz lazım. Çok para değil deme. Bizim için çok para şu an. Yok hallederim. Basit. Ya canım benim. Patron sen bana güven. Sana zaten güveniyorum. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Ya geziyorum, ayaklarımı açıyorum. Herkes ne yapacağını biliyor mu? Evet, ben ayarladım. Patron çok kişi geliyor. Benim arabadan inmeme gerek var mı peki? Yok, 5 kişi yeterli. Arabadan in, şu pozisyona geç. Bir de patron bir şey soracağım ama bizim silah barındırmamıza gerek var mı üzerimizde? Yok, siz yeni geldiğiniz için şu anlık bir şeye gerek yok. Yolu taşıyabilirler. Kendi sorumluluklarında. Şey ama zaten stokta var mı patron ailenin deposunda? Ailenin deposunda şu an yok. Aynen. Onun için çalışıyoruz. Kendinizin yani şahsi olan silahınız varsa o size ait. Okey, hallederiz. Sıkıntı yok o zaman. Ya, mal güvenliğinde silah lazım. Tamamdır. Bir de şey soracağım şefim. Bakar mısınız acaba? Ha. Bir silah çekebilir misin doğru acaba? Heavy pistol mü? Para miydi? Geldi. 1911. Ne bu? Combat mı heavy mi? Doğru şef. Ağır bu ya. Remington. Kapının önünde yeni okay makinamı göstereyim. Dimitri hadi teslimat var senin. Mermin varsa ben var bende silah. Teslimat mı var? Hadi koş. Mermi bizde var, o sıkıntı değil. Ha iyi. Şefim olsa mermi alayım. Yok şimdi adamlar pardon, silah milah falan çeker ondan bak sonra. Şefim. Taş atmayayım adamlar onun için. Arkadaşlar toplanın Dimitri, bir genel ne yapacağınızı söyleyeceğim. Beyler sıra ya. Yo burada dursun da böyle ya. Ama düzen nizam vallaha. Aynen bu şu yavaş. Ben bu yüzden düzen. Düşünmeyi gerektiğinizi biliyor musunuz? Ne yapmak? Hayır, sen bir anlat da bir öğrenelim. Anlatıyorum hiç şimdi. Ben Vito kamyonu kullanacak. Dur şimdi kaldırırız onu. Vito arabayı kullanacak, tamam mı? Malikane içine aynı bakın bu şekil gireceksiniz hani. 3 araç arka arkaya. Ortadaki kamyon biliyorsunuz. Kamyona 9 milyon dolar var. Öndeki aracı zaten ben kullanacağım. Arkasına geçseniz yeterli. Şu arabayı kim kullanacak? Şu jipi. Arhan kullanır. Arhan kullanır. Onu da Arhan kullanacak. Şoförler belli. Şimdi tamam, şoför oraya gittikten sonra arabadan iniyor. Aynı bu şekilde şu kamyonun yanına geçip bekliyor. Sonra Arvito, arabayı kullanan sensin. Kamyonun arka kapaklarını açıyorsun. Bizden
zırh verdiğimiz kişiler kamyon arkasına geçiyor. Slash E kutu kasıyla kutuyu alıyor. Teslim edecek kişinin yanına gidiyor. Mesela teslim edecek kişi benim Doruk. Slash me kutuyu ver kası. gibi gibi. Aynen. O kadar da değil lan bana ömrüde. Hepin nasıl yapıyor biz de biliyoruz. Kutuyu aldıktan sonra karşı taraf, yani siz teslimatı yaparken Z kasına basacaksınız. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok, anlaşıldı patron. Patronum. Tamamdır. Hadi harekete geçelim. Hepiniz ya kutuyu şey yapmayın. Patron, tek sıkıntı var ama. Ha. Arhan'ın bacağı yok. Saçmalama. Araba ya, araba var, süremiyor. Var, araba var, süremiyor. Ya of, susar mısın ya? Az önce gördük lan. Beni niye çekiyorsun lan? Bir saniye, bir saniye. Araç şoförleri Vito dışında kesinlikle kutuları ellemiyor. Tuğra. Dimitri, evet, 200 kere 45 bir çarp. Vito, kutuları siz hallediyorsunuz. Telefonu açamayacak var. Koruma işini üstleniyor. Ben kutu var. Ben tamam. Şimdi ben siz 200 kere 45 bin. Ben şimdi Tuğra daha doğrusu verecek size zırhları. 9 4 milyon verecek. 9 milyon patron, doğru. 9 milyon mu? Yok, 25 bine çarp ya. Patron, sana bir şey diyebilir miyim? Efendim? Yarıya düşer ben, otomatik olarak. Ben kutumu almayayım, ben koruma işini halledeyim, ne diyorsun? Olur, tamam, Tuğra verecek zaten. cebinde en az 50 kişi olan kim var? Cebinde minimum 50 boş olması lazım. Bakalım. 18 zaten. El kaldırın. Ben bayağı boşum. Bir dakika. Gereksiz lahmacun ve ayranı tutarsan boşalım. Sen takip edeceksin. Heh. Senin lahmacunu nereden buldun? 5'lik yerim var sadece dolu. Tamam. Lahmacunu nereden buldun? Lorento muydu senin ismin? Evet. İkram ettiler. Tamam, Lorento. Sen? İsmin neydi? Efe, Vito. Efe. Baştaki üçlü. Bu Vito üçü vermeyecek. Vito sürücü. Tamamdır. Tamam. Senin ismin neydi? Benim Barış. Barış. Benimki de Barış, Tuğra, Laurent, bir de Efe. Bu dört kişi kutuları alacak, tamam mı? Diğerleri tamam, etrafın güvenliğini sağlayacak. Etraf güvenliği derken malikane bizim değil. İstediğiniz yerde durmayın. Birbirinizle toplu durun. Anlaşılmayan bir şey var mı? Aracın etrafı durursak yeterli. Ben dur, şey alacağım ve kutu taşıyacağım ya. Tamamdır. Arkadaşlar, kutuları taşıyanlar Tura onu unutmasın. Evet patron. Hesapladın mı ne kadar yapıyormuş? Araçlar bin, araçlar. 4,5 milyon dediler patron. Daha slash şey yapmadım benden. Araçlara bin, araçlara. Oğlum onu ben. Neyse tamam, boşver. Mal almadım ben ama hala. Patron, tamam. Ben de mal almadım.